Kadın'ın sunduğu Özel'e hepiniz hoş geldiniz. Ömrün nerede geçiyor? Burada, çekimlerde, yayında. <laughs> Boca Genius, La Bambola mı? La, la ben bana la Bambona ara. Boca Junior'su seviyorum ya. Ben evet, stadına gitmiştim bu Renklerden dolayı. Hadi başlayalım. Evet, ta tamam. Tamam başlıyoruz o zaman. M&M's, Pringles yani şampiyonların maç günü atıştırması ile birlikte ilk emirimizde geçiyoruz. Evet NBA starları ama bu sadece NBA starları değil bence NBA starları USC ve UCLA game değerlerde. NBA starları şimdi deminki Jessica Alba. Evet. Değil mi? Evet Jessica Alba. Fantastic Four. Ee, ondan sonra gelen sen bilmezsin yaşın Biliyorum. yetmez Kim? Harry Wendler. Winkler. Winkler. Kim? <laughs> Actor. Ama onun bir rolü vardı televizyon dizisinde. Efsane oldu. The Fonz. Hmm, tamam. Ben ee, binen böyle bir e, tatlı çete üyesi. Jessica Alba'nın burada <laughs> olma nedeni ne? Eşi. Eşinin babası. Mike Warren. Mike Warren. Evet. Mike Warren kim? UCLA'de oynadı. İki şampiyonluğu var. UCLA-USC maçına ondan gidiyor. Peki. <laughs> o da oğluyla evli. Oğlu da evet. direktör. Oğlunun adı da Cash Warren. Cash Warren. Ama Mike Warren 66-68 yılları arası... O efsane John Wood'un takımlarında oynadı ve iki tane de şeyi var. Bir kere yılın savunmacısı seçildi. 67, 68'de de şampiyon oldu. Bu onun gelini. Gelini. Evet. Ama NBA yıldızı değil. Bu da fans. Çok yaşlanmış. Hı hı. Ee, Happy Days diye bir dizi vardı. Siz duymuşsunuzdur. Ne? Happy Days'i duydum da bilmiyorum yani. Görün. Ha Happy Days. Sitcom muydu? Sitcom. Tamam, okay. Ee, Ron Howard ana roldeydi. Ron Howard da sonra çok önemli bir yönetmen oldu. Frost Nixon'ı çekti, Cinderella Man, Apollo 13, Da Vinci Code. Oo güzel. Ondan sonra gelenler şimdi Dwayne Wade ile Danny Ainge. ikisi de UCLA ile alakası yok. Biri Brigham Young, öbürü Market. Ha şimdi Russell Westbrook'un Adamım. 2006-8 yılları arasında UCLA forması giydi. Bu maça gitmesi normal. Zaten üstünde UCLA şey ceketi evet. var. Belki o zamanki olabilir. Bu da Baron Davis. O da UCLA'ya gitti. 97-99 arası. The Wayne ee, Wade de vardı. Evet, ama o markete gitti. Şimdi eskiden UCLA USC Fenerbahçe Galatasaray gibiydi. Hatta. Eski. Biri mavi sarı, öbürü kırmızı sarı. Lacivert değil ama o eski tadını kaybetti şu anda. Hatta konferans bile değiştirme şeyleri var. Olasıkları, Olasıkları var. Big Ten'e gelecek. Belki ikisi de gelecek. Ama NBA yıldızlarından ziyade UCLA, USC... E, bağlantıları diyeyim ama fanzı araştırdım ikisiyle de hiç alakası yok. Sadece Los Angeles'ta yaşıyor diye. Evet. Arkadaşı mesaj atmıştır. Telefon etmiştir. Gel bir izleyelim maçları çocukların. Ha, belki diye. bütün maçlarına gidiyor UCLA. Yı. O da olabilir. Bilmiyorum ki. Evet. Böyle bir özel eminemizi hazırladık size. Şimdi Dr. Jane. Malika en sevdiğim kız Malika, Dr. J soruyor. Today's MBA'de uh, işte konuk oluyor. NBA today pardon konuk oluyor ve diyor ki Dr. J diyor tüm zamanların e, ilk bana en iyi dördünü dunk contest için, smash, e, smash anlamında dunk contest diyordu, değil mi? Slam dunk. Slime İngilizcesi dunk. mi? Evet evet. Dan Contest. Dan Contest. Slam Dunk. Seçer misin diyor. Kimleri seçiyor Murat abi? Şimdi bir tanesi kendisi tabii öyle soruyor. Öbürü de Vince Carter. Yani şimdi Julius Irving kimleri seçiyor? Vince Carter'ı seçiyor ki çok haklı. Çünkü belki de yani smaç yarışmasını biri zaten ilk smaç yarışmasını kazanan. Öbürü de artık seviyeyi çok üstte çıkaran isim. Şimdi Vince Carter'a hiç burada itiraz olmaz zannetmiyorum. Evet. Mm -mm. E, ee, i̇kinci olarak Michael Jordan'ı seçiyor. Ona da çok fazla bir itiraz olacağını üçüncü zannetmiyorum. Olarak seçiyordu. üçüncü olarak olarak, ikinci ee, şey. Üçüncü olarak onu seçiyor. E, Dominic seçiyor. İkinci olarak. The Human Highlight film. O da e, birkaç kere onun da hakkı yenildi. Aaron Gordon gibi. Dördüncü olarak da benim adamım diye Clyde the Drexler'ı seçiyor. Şimdi Clyde the Drexler maç içinde çok güzel maçlar yapıyordu. Ama onun öyle çok Duncan. Klasik iki tane smac'ı vardı. Yani burada biraz duygusal davranmış bence. Orada kim olabilirdi? David Thompson olabilirdi. İlk smac yarışması ABA'de yapıldığında Dr. J ile David Thompson finale kalmışlardı. 1976. David Thompson uçan bir adamdı. Zaten bir zamanlar Amerika'da var. Mutlaka gençler izlesin. Şimdi kimler... Yani Clyde Drexler'ın yerine kim olabilirdi? Zach Levine. Zach Levine olabilirdi. Aaron Gordon olabilirdi. David Thompson olabilirdi. Sean Kemp. Sean Kemp. Onun da çok çeşitli yoktu. <laughs> Ama olabilirdi. Esasında ufaklıklara biraz yer verseydi. Spud Webb veya Nate Robinson. <laughs> Ee, ama Dr, Dr. J. Dr. makes a house call abi. i̇tiraz <laughs> edemez. Yani itiraz etsen de işte saygı duyarsın seçtiklerine. NBA Digital izleyenlerine soruyoruz. Sizin all time dördünüz kimlerdir? Yorumlara yazın. Murat Ama eskileri bakıyor. bilmezler. İşte David Thompson'ı falan seyretmeleri lazım. Youtube'da var ben baktım. Sean Kemp'i seyretmeleri lazım. 1976 ABA uh, Slam Dunk Contest yazarsanız çıkıyor zaten. Orada da uh, Dr. J şampiyon olmuştu. Ben de o şekilde baktım. Şimdi... Saçı <laughs> daha güzelmiş 2017 <laughs> Ben, ben bunu seviyorum beyler. Yapma ya. Niye? Bence bu tarz. Kıyafetleri olay drag iç, zaten. Dragic'e ilk boks evet. şeyi. <laughs> Dragic de saldırır ama. Dragic Amerikalılar gibi bir saldırıyor gibi bir yapıp şey yapmaz. Saldırır. Yani 5 yıl ara verdikten sonra şimdi her yıl mı yapacak? <laughs> 2020'ye kadar bir ara vermişti, yaptı. Şimdi bu da yeni ama bu sefer biraz daha yumruk alttan yani. O, ona ne deniliyor? Boks takip edenler belki gayet iyi bilir. Bu yani bununla bunun arasında bu yüzünü şey yapıyor, Vallahi, koruyor. 2017'de ta tarzı stili daha iyi bence. 2022 bence çok iyi. 22 Kuminga'daydı, değil mi? Hı -hı, evet. Doğru hatırlıyorsam. 2023'te Desmond, Desmond ileydi. Bu Bain. artık trademark oldu. Bunu yapar. Bunu bu, daha o, çok yapar. Bundan o para da kazanır, kazanır. ileride. Evet. Her maç bir poz verip belki evet. maç sonrası falan. Tabii canım evet. Bu onun trademark oldu. Bunu yani bunu gördüğümüz zaman şaşırmayalım. Bunlar Hayır şimdi basketbolu bıraktıktan sonra hakikaten boks yapıyorsa e, oradan da para kazanır. Güzel. Bak ben böyle düşünmemiştim evet. Ya yani kazanır. Evet, kazanır. Kazanıyorlar da. Evet Jordan Clarkson'ı da burada noktalıyoruz. çünkü hemen hemensemiz çok güzel. Jordan Clarkson zaten yumruklarına artık alıştık savunma mekanizmasına. Şimdi daha. Bunu Murat abi buldu. Bizim spor dijital grubuna yolladı. Ya şimdi... Ne yapardın? Söylederdim abi. Ne yapacağım? Kaçacak halim yok. Atın ölümü arpadan olsun. yani. <laughs> Ama izlemiyor. Yere bakıyor. Hava atışı için çıkmış Timberwolves. Yani Bilerek yapılmış bir şey olduğunu zannetmiyorum. Erken çıkmış. Dansçıların da normal şeyi bu herhalde. O açıdan en güzel yerde ondan ama hepsinin sırtı dönük. Ha şimdi oldu. Evet, bir de yüzleri görelim. Evet, yüzleri de görelim diyor. Biz zaten bir baktı, bakıyor. Sonra sideline'a bakıyor, o takım arkadaşlarına bakıyor ve dönüyor. Fena değil abi yani. Güzel. Evet, Güzel yerde durmuş. Ee, şey, e şey, Eurolik'te Euroleague'de de Misic, Euroleague maçı değildi ama o, lig maçıydı. Vasile Misic dansçı kız düştü kaldırdı ya, Fenerbahçe maçıydı. Orada amacı başkaydı bence. <laughs> Vasa neydi ama? Telefon numarası. Telefon numarası neydi? Ve diyoruz... Atlanta Hawks maçına gidiyoruz. Ya Şimdi burada Ç süre önemli. 8.4 saniye kala ilk maç geliyor. <laughs> 7.1 saniye, saniye, saniye kala top kapıp ikinci maç geliyor. Hatta bunun devamında... sayın John Collins. John Collins e, kendi potasının altından bir üçlük atıyor. Sayılmıyor çünkü... Süre, süre dolmuştu ama... yani 7-8 saniyenin, 9 saniyenin bile basketbolda ne kadar önemli olduğunu... gösteren bir şey. Hele iki smaç olması... bir de üçlük sayılsaydı, biraz daha erken atsaydı, inanılmaz, i̇nanılmaz olurdu. olurdu. Çok güzel. Nate e bu arada Instagram'dan sürekli bir, sosyal medyadan Atlanta Hawks'ın admini... sürekli bir teşekkürler, öyle böyle, coach, coach, coach... coach. Yani Kime teşekkürler? Koça. Ha. Hayır, teşekkürler derken e, bir tane 450 e, 450. maçına çıkmış, ona bir teşekkür geldi çünkü en son, Koç, kalpler falan sürekli, net Ne Nate her yerde. Hani aralar kötü diye konuşmuştuk A ya. İşte ha o da onun da habercisi olabilir. Doğru, hani biz seviyoruz onu ama gitme mi diyor? Ya da seviyoruz ama gitme. Seni çok seviyoruz ama yani bizlik bir durum yok da diyor olabilir <laughs> diyoruz ve şimdi Dwayne Wade'in oğlu. Zaire Wait. aksanlı nasıl okunuyor? Zaire Zaire, değil mi? İngilizce. Doğru. Evet. Çünkü Kongoca. Zaire diye okunuyordur herhalde İngilizce çünkü ülke Zaire. Zaire. Zayı. Onların milli takımı için oynayacakmış. Güzel. Yani babası gibi olamadı. Bir ara gençken olabilir diyorlardı ama olamadı. Yani Zaire Afrika inanılmaz bir potansiyel. Bunu David Stern fark etti. Ve Basketball Without Borders orada o işi başlattı. Şimdi üniversiteleri Afrikalı yağıyor. Ve NBA'de de üst seviyeye gelen çok sayıda Afrikalı var. Vizyonerlik önemli bir şey işte. Hakim de ilk Afrikalı değil mi? Hakim ama şeyde üniversiteyi şeyde okudu Houston'da. Dikembe Dikemba Mutombo var. Hı hı. İşte Manute Ball var. En sevdiğim yani hakimi de çok severim ama bütün parasını ülkesi, ülkesi için, için harcayan. Yani. Geçen sene yapmıştık galiba. Manut bol var, bol bolun babası. Her yerde var şimdi artık. Evet. E, Ve çok Duvain... atletler genelde tabii ki. Peki Divine Wade bu kararı destekler mi? E, hani selemlerden işte, kökenleri mi? Afrika, yani Zaire mi bilmiyorum, Kongo mu bilmiyorum ama kökenleri Hı -hı. orada. Hı -hı. Yani e, herhangi bir ülkenin formasını giymek e, zaten özel bir şeydir, milli formasını. Ama Oralardansa köken oraysa daha da şey. Şimdi bu videoyu yayınlamış işte bir yer, biz de oradan aldık zaten. Altına Amerikalılar zaten lütfen bizim ülkemizde oynama işte yazmış. Diğeri şey yazmış. Zaten sen Amerika milli takım forması giyemezsin aslında. E, giyemez. Asla. Yani, evet de yani. Yani herkes babası gibi olamıyor. Bazen Bronny. babayı da geçiyor yani. Evet Zion Williamson sakatlandı. Maalesef e, Philadelphia 76ers maçında sakatlandı sağ hamstringinden hemstringin, ve zaten e, maçı yarıda bıraktı e, ve en az en az 3 hafta. Yani şimdi tabii. E... Daha yeni konuşmuştuk Zahin'in. Keşke Sak... konuşmasak böyle şeyleri. AD'yi de konuşunca sakatlandı Zahin'i de. Program yapamıyoruz o zaman ama sevindirici olay diz veya ayak bileği değil. Çünkü ben o programda kilolular için en büyük tehlike bu demiştim. Burada çekiyor. O da hemen farkına varıp oyunu bırakıyor. Geri de koşmuyor zaten. Yani geçmiş olsun çünkü hakikaten sakatlıkları aşabilirse çok özel bir adam olacak. Evet, çok ama doğal. ne zaman böyle bir hız yakalasa mutlaka bir şey oluyor. İşte çok kilolu olmanın verdiği şey. Evet dezavantaj. Yani kilolu değil şu anda ama kilolu. Yani, Bu arada şu anda yok tabii ki maalesef. Üç, en az 3 hafta deniyor ama belki de gerçekten bir ay sonra döner. E, ümidimiz o şekilde. 26 sayı 7 rebound 4.6 asist ve yüzde 60 virgül yani, şut. He's not fat. He's just big. Dedi. Murat. Yani noktaya. fat kilolu big büyük iri yarı Başka big kim var? İyi oyuncu. Charles Barkley vardı eski. NBA'de şu anda. Zion kadar olmasa bile yine big diyebileceğin LeBron James dışında. Şimdi LeBron he's big ama yani he's built. He's built. Doğru. LeBron da şey e, Zion daha tam built olmadı olur ama. Yani, sadat... yani built yap şey yapılı. Yapılı. En büyük big Oliver Miller'dır. Ne kadar big? Çok. <laughs> o <gülüyor> <gülüyor> Fat big. <laughs> e, dedik Lebron demişken şimdi Lebron James'in bunu biraz hafif e, Yiğit'cim veya Ali'cim bu arada kalplerimizde yollarım. Sesli verebilirsek e, çünkü orada bir detay var. Lebron James ağırlık odasında e, rap dinlediğini söylüyor ve rap artı DMX. DMX biliyor musun? DMX. DMX'i bilir misin? Ra şey biraz old school rap. Yok <laughs> <No>, bilmiyorum. <laughs> DMX dinlediğini söylüyor fakat ağırlık odasından çıktıktan sonra bu arada maç maçtan önceki rutininden bahsederken ağırlık odasından çıktıktan sonra biraz kafasını rahatlatmak için old school jazz, klasik müzik yani Beethoven and diye orayı söylemek istemiyorum. Sonra da zaten o rahatladıktan sonra maç öncesinde de tekrar rap'e geri döndüğünü açıklıyor. Yani şimdi ne diyeyim buna? Yani, şimdi orada Beethoven and... Yani o söylemediğin kelimeyle bütün... E, karizma gidiyor. Karizma gidiyor. Mozart'lar, Beethoven'lar... hepsi... E, genel bir gruba koyuluyor. Yani zaten o... sözü onu müzik için... kullanıyorsa, mesela ben rap dinlemem ama hiçbir zaman böyle şey söylemem yani. Çünkü yani e, o zaman dinlememesi lazım eğer o müziği öyle görüyorsa ama e, şanssız bir an olmuş onun için, demeç olmuş. Çünkü klasik müziği yani hangi tür müziği seversen sev, yani efsanelere bir saygı duyarsın. Yani, evet. Mesela ben Beethoven'cıyım, hanım Mozart'cı. Mozart. Ee, ne bileyim? Bah. Bah. Yani çok var öyle şey. Evet. Mesela caz hep dinlemem ama Herbie Aa. Hancock mesela. Hı hı. E, dinlerim. Frank ben. Sinatra sever misin? Çok. Hı. Başka ne seversin? İzleyenlerimiz de. Çünkü senin ağzından çıkan her ya kelime ben, ve ben her çok şey çok farklı önemli. Farklı çeşit var. müzik severim ama... E, Elvis Presley'den tut Roy Orbison, Frank Ra Frank Robinson o beyzbolcuydu. Frank Sinatra... O kadar çok isim var ki Murat Bey. Ondan sonra işte benim... Ella 60'lı yılların sonunda rock and roll şeyin başladı. Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, Beach Boys, Black Sabbath çok var yani. Ondan sonra da böyle biraz kızlarla şey romantik bir şey. Ha, onu söyle işte. O gençlere ne dinliyordun o dönem? Romantik olarak çok dinliyordum ya adı işte genç genç. Barbara Streisand, Linda Ronstadt, ondan sonra Whitney Houston. Whitney Houston. öyle çok var ya. Emily Harris. Orada biraz country'ye de geçmeye başladım. Kalp kırıklıklarını ne dinledin? Kıvanç Hanlar'la kavga ettin. Leonard etti. Skinner mesela benim için çok şey. Kalp kırıklıklarında. Kalp kırıklıklarında Müslümde ben olan. müzik sözü yazardım. Dinlemezdim. Aa evet müzik sözüm var doğru. Hmm. Doğru yazıyor. Şimdi aklıma... Arabesk dinliyor muydun Türkçe? Yok. Dinlemiyordum. Tamam. Ama bon. sonradan bazı Türk şarkıları çok sevdim ya. Yani. Ajda Pekkanlar. Ha onlar... Şimdi ee... yazın biz geldiğimizde hep şeyde Marmara Yerken Kulübü'nde falan onlarla büyüdüm zaten. Ajda Pekkan'la büyüdün. Yani onların şarkılarıyla. Yani şarkıları ile... ben de ağaçlarla büyüdüm. Ya, o zaman biraz daha genç olmam lazım. <laughs> Çok severim onu. Dedi ve çok güzel. Seninle çok... bir dakika mesela. Semih çok... Yankı. Hiç unutmam o Semiye şarkıyı. ablacığım seni çok severim ben tanırım Semih ablayı. Kim ne derse desin aşk için. Önce hoş sonra boş değil <laughs> mi? Dedik <gülüyor> ve şimdi bir yarışma. bunda da bu sabah Murat abi. Hemen hani çocuklar bakın ne buldum dedi ve bizlere yolladı. Yarışmayı biliyor musun Murat abi? Ya e yarışmayı biliyorum da ben oradayken, C ben oradayken de vardı ama o, o kadar... Ee, Olay ne? E, the price is right. Yani... E, şimdi bu şeyi bilmiyorum. Bu hemen programın başında arabanın... E, fiyatını... doğru tahmin ederse verilen rakamlarla arabayı kazanıyor. Herkes çok mutlu da yani araba herhalde... bilmiyorum eşi varsa, 22, kızı 50. varsa yani bu giremez arabanın içine. Jared Jeffries. Kaç ee, boyunda? 25 daha fazladır. 21. <laughs> ama sevinci çok Hayır, güzel. arabanın yanına bu arabaya nasıl girsin? Ha, koltukları çıkarıp arka koltuğu kullanabilir ya da çocuğuna, kızına hediye, hediye eder. Hediye eder. Ona göre değil ama çok sevindi. Demek ki ne kadar para kazanırsan kazan, <laughs> bir şeyi bedava <laughs> kazandığı zaman yine insanın hoşuna gidiyor. Tabii ki. Ee... Şimdi o da takım değil mi? Son soru. Ben bu yarışmayı anlamak için şimdi izledim ama anlayamadığım için takımlar var ve o takımlarla halini var? bilmiyorum. Eskiden takımlar yoktu. Okay. Ee, tamam. Ama e, evet. neydi adam? O herhalde vefat etmişti eski sunucu. Bu sunucuyu da hiç görmedim. Rab bir şeydi. Çok iyi yaptı. Bob Reiner mıydı? çok iyi yapardı. Bu adamı bilmiyorum, tanımıyorum. Bizde bu şimdi orada 22.376 dolar bizde daha mı düşüktür? Da, tabii orada vergiler ama daha az, değil mi? Bize ne kadardır bu araç? İsim vermeyelim. Yani Türk lirası kazanıyorsan geçmiş olsun. İşte ikinci yani, elini alamazsın. Şu fiyata. TL'ye çevir. Tamam TL'ye çeviriyorum. Çarpı 19. 19'du, değil mi? 20 yap. Tabii. Şey ha Bob Barker işte. Ölmüş mü? Ölmüş. hayır. hayır ölmemiş. Yo, ölmemiş. ölmemiş. ölmemiş Doksan. Vay be, hey bab. Şimdi bir daha. Çok şu... ettik babı. Ben şu araba. 2009'da fiyatını... bırakmış. Yani e, 13 sene önce 80, 6 yaşına kadar sunuculuk yapmış. Vay be. Sen de 110 yaşına kadar 100, yaparsın. 110, 150. Arabanın fiyatı 447.520 TL kazanmış. Jared. Ha. Hmm. E, o fena değil. Ne markaydı o? Ama Türkiye'de vergilerle o parayı alamazsın. O da evet, ayrı, doğru, bir şey. ayrı bir şey. Doğru. İşte onu soruyorum sana. O, Sormak istediğim şey yok. İkinci o. elini belki... İkinci, i̇kinci elini elini alamazsın. Alırım. Alırız. Jared biliyorum Indiana'lısın ama... Indiana <laughs> da Illinois'la şeydir. <laughs> ya yani bulamıyorsan verecek ama Türkiye hediye etse bile vergi ödüyor muyuz? Ödüyor mu? Türkiye hediye Bana etti. hediye etti. Mutlaka bir şey alır değil mi? Evet. Şimdi futbolcularımız var NBA'de ya. Biliyor muydun sen? Bilenim Siz biliyor mi? muydunuz? Arkadaşlar ha. futbol yeteneğini şimdi Pascal. Şimdi bak Bu kadar uzun bacaklarla esasında bunu yapmak kolay değil ha. Niye? Memo da çok iyi futbolcuydu. Mehmet Okur. Zaten futboldan geçti Baksana. şey. Baksana. Yani, Memo mu? Tabii. bu bu çok güzel mesela. Helal olsun. Bu da şaf. Stephen şovu gibi bence. Bu da güzel bir şov. E, tabii o e, alakası yok. orada bulunduğum yıllara göre bizim futbolun Amerika'da şeyi çok arttı. Popülerliği. O açıdan... Hala tari. soccer diyorlar. Futbol ya. Ama onların futbolu Olsun. var. Ondan soccer diyorlar. İkisi karışmasın diye. American futbol ve normal futbol. Şimdi de tabii ki gururumuz Alperen Şengün'ün. Alperen de çok iyi futbol oynuyor. Yani pas burada kafa gidiyordu neredeyse. <laughs> maça çıkacaklar. Jaden Green'a değil mi? Ha, evet, Jaden Green. E, maça, maça çıkacaklar, çıkacaklar. diye kafayı mı Şimdi götürmesi nerede? lazım? Diyor yani, hoppa hadi yakala bunu koçum yani, diyor. <laughs> yakalıyor. Alperen özür dilerim ama <laughs> siyakım daha hakim topa. Siyakım, ama siyakım orada tek ve şeyi yok. Tavan, bak burada alçak tavan. İstediği kadar oynatıyor. Kafası kullan... o zaman e, Alperen'den açık tavanda bir e, video bekliyoruz. Alper, evet bir şeyleri belki de vardır gerçi ona bakalım. Dedik ve kaç dakikaya geldik? Yine 24'ü bulmuşuz 25 hızlı hızlı geçtik diye. Aynen çok ne kadar heyecanlıydı. çabuk geçiyor. Bak Melisa nasıl mutlu. Bakayım Melisa bugün... Ya Ürdün'den şey gelmiş. <laughs> evet Ürdün'den. Ya Ürdün'den izleyenlerimiz gelmiş. Nasıl izliyorlar Ürdün'den? Yurt dışına gidiyor mu bunlar? Tabii ki İtalya'dan da açıp izliyorum. Amerika'da izliyorlar dedi ya Kevin O'Connor. Sizde niye alt yazı yok diye. He. E biz, de, biz İngilizce program yapsak benim bütün kankalar izler tabii Amerika'dan ki, ya. Tabii ki açığız biz her yerden. Ürdün'e sevgiler arkadaşlar. Bizi izliyor musunuz Ürdün'den ya? Ne tatlısınız. Bir künefe falan da gelir, gelirken bize... Biz de size kripto bir kripto mesaj. Ürdün'e değil sevgiler. Ürdün'e değilse sevgiler, ben de adımı değiştireceğim bu masa. Geçenlerde Ürdünlü doktora. Ürdünlü doktora, Ürdünlü doktora. Ee, bir arkadaşımız var da önümüzdeki programlarda söyleyeceğiz sizlere. Şey, e, geçenlerde bir magazin, son ayak söyleyeyim, bir magazin programı izledim. Türk Televizyonu'nda. Hı. Böyle oturuyorlar Murat abi, hiç böyle oturdun mu? Kızcağız böyle oturuyor bak masada. Böyle oturuyor. Böyle dinliyor, hı hı falan diye dinliyor. Hiç hayatında bir yayında böyle oturup böyle dinledin mi? <laughs> Bak ya, öyle bir fazla değil, falan. burada böyle... yayılıyorum. O nasıl bir şey ya? O da şu çok şeyi ediyorsun. Fıtığa dayıyorum acımasın diye. Şurada demir var ya. Sen on... rahatsın ama bu sandalyede değil mi? İşte fıtaya dayadığım zaman bir şey olmuyor. Ama öbür türlü çok durunca ağrılar başlıyor. Her sabah yeşil suyunu içiyor, zerdeçal zencefilini yiyor. Gayet iyi, hiçbir şey yok. Fıtığı da arada sırada streslenince atıyor. Şimdi bir yere yetişmesi lazım diyoruz ve Pringles'la birlikte zaten şampiyonların maç günü ile birlikte sizi uğurlamadan önce şunu da hatırlatıyoruz. All Star için bir içeriğimiz var. O da yakın zamanda e, sizlerle buluşacak. Senle Ali çekecek değil mi onu? Hayır sen de çekeceksin. Hayır Anladın ben ama. o gün mümkün değil ya. Lütfen, lütfen. Yani şey uzay yolu <laughs> teknolojisine ulaşmadıysak mümkün değil. Çünkü 3 saatim yolda geçiyor. Mümkün değil. Tamam. Böyle zıt diye buradan bir yere gidebiliyorsam olur. Tamam. Ya Ali ile sen çok iyi ikili olursunuz ya. Biz seni de istiyoruz. Sensiz olmaz diyoruz. Ali veya iyi sizle sevdiğimi söylemekten Hayır, ama geçireceğim geçeceğim. Şimdi bu, bir şey bu, bu programa çıkacak kişilere sorulur o gün yani dolu musun? Tamam Murat abi tam sen saat kaçta yapmak istiyorsan o saatte yapalım. Yok gelemem. Akşam ha akşam o şey var. maç sonu EuroLeague maç sonu var. Bir de bir de gidip geleceğim o gün. Gündüz de burada bir çekim var. Bir de doğru olmaz. Ya olmaz. Olmaz. Tamam, tabii. tamam peki. Ee, tam senin istediğin zamanı ayarlarız biz diyoruz. Sizi seviyoruz. Senin istediğin bir zamanı ayarlayalım. Ali ve Deniz'i isteyenler. <laughs> i̇steyenler. Şey öpüyoruz diyoruz o zaman M&M'siz sizleyenlerini Pringles'la birlikte. Öpücüklerimizi Yolla. yolluyoruz. Yolla. Ve başka programlarda hep birlikte görüşmek dileğiyle diyoruz ve tık, öpüyoruz. Hoşçakalın. DMX'i bilir misin? Ra şey biraz old school rap. Yok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>